Sky Parkur'dan Halil Bey ile beraberiz. Halil Bey, Sky Parkur gördüğüm kadarıyla parkur. Bu son moda öyle değil mi? Evet, artık iç mekanda dış mekanın parkur konseptini iç mekana taşımaya başladık. Sky Parkur firması olarak 4 yıldır bu işi yapıyoruz ve 4 yıldır iç mekanı renklendirmek adına bu çalışmalarımız devam ediyor. Ama yanlış söylemedim değil mi? Yani son zamanların biraz daha yükselen trendi, modası yani. Tabi trend olmaya başladı artık. Zaten macera parkuru ve ip parkuru dediğimiz olay Türkiye'ye yeni gelmeye başladı. Türkiye'ye yeni gelen bir olayı sadece dış mekanda değerlendirmek yerine biz de iç mekana da taşıyalım istiyoruz. Dolayısıyla renkli ve kişilikli parkurlar yapmaya çalışıyoruz bu şekilde. Neden iç mekan? Neden iç mekan? Şu anda Türkiye'de özellikle alışveriş merkezleri, oteller, onun dışında okullar gibi iç mekanda genelde ve hava koşullarına uygun olacak şekilde, özellikle doğuda soğuk veya güneyde sıcaktan etkilenmemek adına genelde kapalı mekanlarda 12 ay kullanılması adı altında iç mekana yönelik bir çalışma başlattık. Yani dış mekanda zaten çalışmıyorsunuz. Yok, dış mekanda var. Dış mekanda biz de yapıyoruz. Ama dış mekandaki işler sezonluk olduğu için biz de ağırlığı iç mekana verdik. Kullanıcılarımızı bu güzel şeyden mahrum bırakmamak için iç mekana taşıyalım dedim. Peki bu güzel şeyde güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Çok önemli değil mi burada? Herhalde ilk düşündüğünüz şey güvenlik, öyle değil mi? Tabii ki güvenlik sistemleri hepsi European Road Course dediğimiz Avrupa'da düzenlenen bir sistem üzerine veya kabul görmüş bir sistem üzerine bütün malzemeler CE sertifikalı olarak kullanılıyor. Projelendirmeli o şekilde yapılıyor. Bağlantı parçaları, güvenlik ekipmanları, zaten güvenlik ekipmanları tamamı Avrupa menşei ürünler olduğu için tamamı CE ürünlerden oluşan güvenli bir parkur oluşturuyoruz. Rally sistem diye bir sistemimiz var. Rally sistemleri, rayları takip ederek kullanıcılarımız rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oyunlarını oynuyorlar. Peki ben böyle bir parkur kurmak istedim. Evet. İşte geldim Halil Bey, yani böyle kuralım da vallahi çok pahalı ya. Yani hani şu güvenliği de, yani şu ipi olmasa da olur kardeşim yani. Hani şimdi burada arkadaşça konuşuyoruz. Bir kuralım ya şuraya parkur falan diyen olmuyor mu? Yani şimdi olmaz. Niye olmaz? Size söyleyeyim ben. Şimdi sizin bir tane bacağınız olmazsa ben o parkuru ne yapacağım size? Olmaz değil mi yani? Bir tane ip olmazsa siz düşerseniz bacağınıza bir şey olur. Dolayısıyla biz de bunu istemiyoruz. Tabii ki azami standartlarda ya da asgari standartlarda bir şey üretiriz sizin için, hatır gönül meselesi ise ya. Ona göre bir parkur bir orta var, böyle çözeriz. Buluruz o orta yolunu, önemli değil tabii. Peki yurt içi bir fuar mı, yurt dışı fuar mı? Yurt dışı fuarı. Neden? Çok güzel kızlar var, inanılmaz yani. Yok hocam, ondan değil. Yurt dışı fuarı biraz daha bilinçli müşteriyle geliyor. Yani bir de şunun tabii önemi var. Yurt dışı fuarını seviyoruz. Çünkü Türkiye'ye bu ürünü tanıtmaya başladık. Yurt dışında biraz daha tanındığı için daha rahat. Hazır müşteri var. Tabii bilinçli müşteri geliyor. Müşteri diyor ki evet ben bu parkuru biliyorum. Bu parkurdan benim şu kadar yerim var, bana bunu ver diyor. Buradaki müşteri önce parkuru anlatıp sonra yerine ayarlama yapıyoruz. Ondan dolayı yurt dışı dedim. Ama yurt dışı müşterisini seviyoruz. Merak etmeyin. Onlar da bizim canımız, o ayrı tabii. Başka ürününüz var mı yoksa şu andaki çalıştığınız sadece bu parkurlar üstünde çalışıyorsunuz öyle mi? Var, başka ürünlerimiz de var. Ürünlerde özellikle biz sınıflandırmayı iki aşamaya yaptık. Bir ip parkurları, bir de tırmanma duvarları olarak yapıyoruz. Ama onun dışında yan, yani macera parkında kullanılabilecek farklı ürünlerimiz de var. İşte bunlar zipline projesi gibi, sıçra yakala dediğimiz, ondan sonra vertigo dediğimiz, dev salıncak dediğimiz birçok farklı aktivitemiz var. Macera parkurlarında kullanılabilecek. Ama ağırlıklı olarak ip parkuru ve tırmanma duvarı. Tırmanma duvarı da Türkiye'de zaten özellikle spor amaçlı kullanılıyordu bugüne kadar ama eğlence amaçlı şimdi yeni yeni artık başladı. Daha çok AVM'lerde ve kapalı mekanlarda görürsünüz, denk gelirsiniz mutlaka. Biz de onu daha fazla artırmaya çalışıyoruz sayı olarak. Halil Bey çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Memnun olduk, biz de teşekkür ben ederiz. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere.